pankekin genel hamurunu, daha doğrusu batırını, harcını yaparak işe başlayayım. Başrolümüz muz. Fakat muzu seçerken de veya bunu kullanırken de olgun muz dediğimiz, yani birazcık bak böyle kabuğundan ayrışan, kabuğunun üstü siyah siyah olmaya başlamış muzlardan almanızı öneririm size. Çok genç, çok taze muzlarla bu sonucu almanız daha zor olur. Ayrıca olgun muz kullanmak hemen hemen her zaman çok çok daha iyi sonuç verir. Çok daha lezzetlenmiştir muz, çok daha besin değeri yükselmiştir. Bu sebepten dolayı yapacağımız şey 3 adet hafif böyle rengi kahverengi, eskiden çünkü bunu biz çocukken böyle bunun rengi kahverengi diyormuş ama bundan yemeyelim falan denirdi. Ne kadar doğru bilinen yanlışlar aslında. Aksine ne kadar böyle o kadar iyi. İlk yapacağımız şey 3 tane muzu burada patates ezici kullanarak böyle hafifçe ezmek. Parçalayıcıyla da bu işi yapabilirsiniz ama patates eziciyle bunları ezmek çok daha kolay oluyor. Fütürler kalacaktır. Eğer bir patates eziciniz yoksa son derece güzel anam babam bir çatalla da 10 numara 5 yıldız bu işi yaparsanız hiç dert tasa yok. Her şeyi içerisinde birleştireceğim. Ondan sonra da iyice bunları parçalayıp pürüzsüz bir kıvama getirip ya da çırpıp pankek hamurumuzun harcını hazır hale getireceğim. 3 tane muz burada. Bunun içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar bal koymak istiyorum. Göz kararı koyuyorum. 2 yemek kaşığı oldu işte. 2 yemek kaşığı kadar balı ekledim. Üzerine yaklaşık 50 gram kadar, yani 2 kaşık kadar da oda sıcaklığında ya da hafif erimiş vaziyette tereyağı ekliyorum. Eğer soğuk dolaptan çıkarttığınız tereyağını eklerseniz çırparken göreceksiniz ki tereyağı içeride böyle parça parça ve pütür pütür kalıyor. O yüzden ya oda sıcaklığında ya iyice erimiş olduğundan emin olun bu arkadaşın. Arkasından bunun içerisine bağlasın diye bir tane yumurta kıracağız. Sarısı ve beyazı içeride. Baharatlarını vermemiz lazım. Tuz koyacağız buna. Daha ekstra bir baharat koymak isterseniz birazcık dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü bunun rengi zaten içine koyacağımız şöyle bir küçük kaşık, çok fazla değil, tuz. Ve aynı şekilde bir böyle aşağı yukarı yarım çay kaşığı kadar karbonata ihtiyacımız var. Onu da şunun tersiyle koyabilirim. Şu kadar. Karbonat bunun hem bir tık kabarmasını sağlayacak hem de birazcık renginin dönmesini sağlayacak. Ha derseniz ki bunun içerisine ben tarçın ve benzeri ve benzeri ve benzeri baharatlar koyabilir miyim? Evet koyabilirsiniz ama pişerken zaten bunun rengi dönecek ya muzdan vesaireden dolayı. Tarçından dolayı daha da fazla rengi dönecek. Birazcık yanma noktasına doğru gidecek. Onu istemezsiniz. Arkasından da yapacağımız bir çırpma teli ve benzeri bir şeyle bunu çırpmak ya da bir parçalayıcıyla. En sonda kıvamını bağlamak için yulaf kepeği kullanacağız. Yulaf kepeğini hazır olarak bulamazsanız bu hazır satılan kahvaltılık yulaflar var ya, alırsınız onu bir parçalayıcının içine koyarsanız, iyice parçalarsanız bu hale getirip öyle kullanırsınız. Her şeyi bir parçalayıcıda yulaf kepeğinde katarak iyice tek bir kıvam alana kadar çekiyorum. Ondan sonra da pankekim hazır. Kıvam olarak bakın şöyle bir kıvam arıyorsunuz. Şunu çıkartmayayım çünkü parçalamaya devam edeceğim. Kıvam olarak böyle homojen ama şu an çok akışkan. Yani bu pankek olmaz. Birazcık daha hafif gövdelenmesi lazım. Ama böyle bir kokusuna tadına bakarsınız. Oo, süper be. Üf, muz yani böyle ben muz bağırıyor. Müthiş kıvamda. İşin içerisine yulaf kepeğini ekliyorsunuz. Daha önceki bütün yaptıklarımda hep bir bardak kadar ekledim. Öyle yarım bardaktan fazlasını ekleyin. Arkasından çırpın. Eğer kıvam birazcık daha istiyorsa biraz daha ekleyin. Ama şöyle yarım bardaktan az olmayacak, bir bardağa da geçmeyecek kadar yulaf kepeği ekleyeceksiniz. Unla yulaf kepeğinin temel farkı da şu oluyor. Un koyduğunuz zaman bunun içerisine çok daha piştiği zaman hani un ağzınıza gelmiyor. Böyle filan böyle tam bir böyle hani işte krep yemiş gibi, tam bir pankek yemiş gibi hissediyorsunuz. Fakat içinde yulaf kepeği olduğunda bu biraz daha una göre hani daha tanesi dokulu olduğu için yerken birazcık böyle onu hissediyorsunuz. Ki bu bence hiç rahatsız edici bir şey değil. Çok rahatsız oluyorsanız un koyarsınız ama bence yulaf kepeği de buna harika bir tat katıyor. Hem de müthiş bir renk katıyor. Gördüğünüz gibi renk böyle hafiften koyu kahverengiye doğru gitti. Bu arkadaşın işi tamamdır.
Bir önceki yaptığımda sizi temin ederim tam bir bardak koymuştum. Bu kadar böyle güzel kıvamlanmamıştı. Bu sefer bir bardaktan birazcık daha az koydum. Çünkü yumurta içine koyduğunuz bal vesaire 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 bunları veya böyle muzun büyüklüğü bunların hepsinin kıvamını etkiliyor. Hep söylüyorum mutfağınızın şefi. Ne ben ne bir başkası ne size böyle yapmanız gerekiyor diyen birisi. Mutfağınızın şefi sizsiniz ve bu verilen reçeteleri olması gereken ölçüde hep ayarlayarak kendi isteğiniz ölçüsünde bir şekle yola sokuyorsunuz. İşte tamam oluyor. Bakın bu arkadaşımızın işi bence tamamdır. Artık parçalayıcının şu ucunu çıkartıp bunu birazcık kenarda dinlendirmeye alabilirsiniz. Dolaba koymayın çünkü içerisinde tereyağı var. Dolaba koydukça bu sertleşecektir. Ama dışarıda birazcık pişirme anını beklesin. Bir pankek tavasını ocağın üstüne koyun. Pankek tavası da iyice ısınıyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Dedim ya size bu arkadaş bak bekleyince koyulaşıyor gördünüz mü? Rengi de koyulaştı, kıvamı da koyulaştı. Ve bu çok yüksek ısıda aşırı derecede hızlı pişirirsek ister istemez çok hızlı bir şekilde yanacak. Biz öyle bir şey yapmak istemiyoruz. Biz aksine tamamen bunu kontrollü bir ısıda pişirmek istiyoruz. O yüzden şuradan şöyle bir servis kaşığı alıyorum. Tavam ısındıktan sonra bir tanesini size göstereceğim. Arkasından da ben hızlanıp diğerlerini tek tek yapacağım. Böyle bir servis kaşığının böyle yarısından çoğunu dolduracak vaziyette alıyorum ve tavanın üzerine bırakıyorum. Oldukça dokulu, azıcık da yaydım. Tek yapmam gereken beklemek. Son olarak da bir kaşık tahinle bir kaşık pekmezi. Nerede onlar da? Şuradalar işte. Bir kaşık tahin. Bir kaşık pekmez. Güzelce karıştıracağım bunları. Ve hazırladığım pankeklerin ortasına bir sos gibi koyacağım. Yerken de üstüne gezdirip muzlu pankekimi birazcık böyle lezzetli akışkan tahin pekmezle tatlandıracağım. Sıra geldi bu arkadaşa bak. Görüyor musunuz? Hafiften kenardan böyle birazcık spatulanın üstüne alıyorum bunu. Ve ters çeviriyorum. Rengi güzelce dönmüş ama asla yanmamış. Ve hafiften alt taraftan kabarmaya başlamış. Diğer tarafını da aynı şekilde pişirdikten sonra onu da şuradaki tabağın içerisinde servis edebilirim. Ortasına tahin pekmez. Kenarlarına da hazırladığım pankekleri gezerim. Hatta bundan birazcık daha yapıp şöyle üstüne birazcık gezdirirseniz de 10 numara güzel olur. Bu arkadaş tamam.